Herkese merhaba sevgili Teknoloji Oku takipçileri. Ben Özgür Çetin. Monster Notebook katkılarıyla hazırladığımız yepyeni bir oyun canavarı programıyla karşınızdayız. Bugün yalnız değilim. Yanımda hemen görmüş olduğunuz gibi sevgili kızım Ayşe var. Ayşe ile beraber ne oynayacağız? Duyamadım. Ayşe sen söyle. Among Us. Evet, Among Us oyununu oynayacağız. Son dönemde popüler olan bir oyun. Neden Ayşe ile oynuyorum belki soracaksınız. Ben anlayamadım bu oyunu arkadaşlar. Yani Osman'la da biz bir araştırdık, oynamaya çalıştık. Çözemedik bu oyunu. Dedik ki o zaman bu oyunlardan anlayan bir nesilden birilerini bulalım. Kızımla beraber şimdi oyunu oynayacağız. Şimdi oyunu belki bilmeyenler vardır aramızda. Yeni bir oyun değil aslında ama son dönemde popüler oldu. Onu da anlayamadık. Nasıl, evet. Neden popüler oldu Ayşe? YouTuber'lardan mı sence? Yani bu da Fall Guys gibi bir anda patladı. Evet, Fall Guys evet. De patlamıştı. Evet, onu da incelemiştik biz kanalda. Evet, yani o kadar çok bir bilgim yok ama yani. YouTuber'lar herhalde oyun oynuyor. Twitch'te evet. Şurada burada şey oldu. Oyunda kaç kişi var burada şimdi oyunda? 10 kişi mi veya? Yani en fazla 10 kişiyle oynayabiliyoruz. 10 kişi var. Böyle minik minik yaratıklar var. Ben onunla yaratık diyeceğim artık. Siz kusura bakmayın bu ifade için. O yaratıklardan bir tanesi hain değil mi? Traitor mu deniyordu? Ne deniyordu? Imposter. Imposter deniyor. Bir tanesi değil aslında. Oyun modlarına göre değişiyor yani. İstediğin en fazla 3 tane imposter olabiliyor. Tabii o oyundaki kişilere de bağlı. Yani mesela 5 kişi varsa 3 tane imposter olamıyor. Anladım. Öyle. Ha, o modu seçersen diyelim ki işte belli bir sayıda şey yapıyorsan 3 tane de olabiliyor. Bilgisayar mı atıyor o imposterları? Bir kişi, 10 kişinin içinden bir kişi imposter alıyor. Ha, diyor ki ben olacağım diyor, evet. Öyle mi? Ha, o şekilde. Yani. Ama diğerleri bilmiyor bunu değil mi? Evet, yani bilgisayar seçiyor aslında ama yani bilgisayar böyle hani başka bir kişiyi eklemiyor oyuna. 10 anladım. Kişiden 10 kişiden birini. Aynen. Ama bilgisayar seçiyor o zaman. Evet. Bilgisayar seçmiş oluyor. Peki nasıl yakalıyorsun sen o imposter, yani o hain nasıl buluyorsun? Bulurken ne gibi stresler yaşıyorsun? Yani şimdi ilk önce tabii arkadaşlarınla oynayınca daha iyi oluyor çünkü. Neden? Şimdi arkadaşlarınla oynayınca mesela telefondan hani herkes bağlanarak konuşabiliyor, birbirleriyle iletişim kurabiliyor. Anladım. Ama bu oyunda hani böyle tanımadığın kişilerle oynayarak sadece chatten yazabiliyorsun. Chatten yazmak da çoğu kişi yazmıyor chatten. Güzel evet. Oynanamıyor o yüzden. O yüzden arkadaşlarınla oynuyor diyorsun. Evet. Değil mi? Bir de şunu da hatırlatalım. Mobil sürümü ücretsiz bu oyunun. Ama Windows'da yani bilgisayarda oynamak isterseniz çok da böyle güçlü bir donanım istemiyor. Biz Huma H5'te deniyoruz şu anda ama çok da güçlü bir donanım istemiyor. Windows 7'li bir bilgisayarda bile çalışabiliyor. 10 lira ödemeniz gerekiyor. 10.5 TL Steam üzerindeki fiyatını söylemiş olalım. Şimdi istersen lafı da çok uzattık biraz ama biraz bilgi vermek istedik seninle evet. Birlikte. Bir dalalım bakalım bir oyuna. Bir başla bakalım ne olacak. Tamam. Şimdi burada kendimiz oyun da oluşturabiliyoruz ya da başka birisinin kurduğu bir hani bir oyuna da girebiliyoruz. Tamam, nasıl yapalım? Sence bence public yapalım değil mi? O public'te bir tane fine game bulalım bakalım. Tamam. Burada böyle dillerden seçebiliyoruz. Türkçe tabii. Var mı peki? Türkçe yok. Türkçe yok. Evet, ne yazık ki Türkçe dili desteklenmiyor. Mesela burada buna. 10 kişi varmış evet. Evet. Şimdi burada ilk başta girdiğimizde böyle bir ekran çıkıyor. Daha burada oyun başlamıyor. Oyuncular bekleniyor. Tamam. Burada işte renklerimizi seçebiliyoruz. İşte böyle renkler. Böyle. İstediğimiz gibi şapka falan da takabiliyoruz evet. Galiba. Şapkalar da takabiliyoruz böyle. Burada bazı şeyler paralı. Ha, parayla almak gerekiyor. Evet, mesela 2 dolar falan böyle işte şeyler alabiliyoruz. Tamam. Burada oyunun özellikleri yazıyor. Hmm. Ya bunlar çok önemli değil aslında. Bir emergency meeting olayı vardı. Onu sen kullanıyordun evet. Galiba arkadaşların. Sohbet ederken değil mi o? Onu kullanıyorsun. Evet. Ya da hani böyle bir yakalandığı zaman mı? Ha evet. Başlıyor mu oyun? Evet. Şşş diyor bak. Tamam. Bir kişi işte imposter oluyor burada. Burada işte bu emergency meeting var burada. Birisinden çok şüpheleniyorsan hemen buna basıp o kişiyle hakkında konuşabiliyorsun. Ha, şimdi bu mor kişi sensin değil mi? Evet. Sen değilsin değil mi imposter burada şimdi? Hayır değilim. Tamam. Burada görevler var. Taskler. Hı hı. Burada mesela storage'den burada tava basıp haritayı görebiliyoruz. Buradan mesela
nerede görevlerin olduğunu gösteriyor şu ünlem işaretleri. Mesela şurada var. Ha, bir de arada görevler de var. Sadece imposter'ı evet. Bulmuyoruz. Aha ne oldu? Burada biri bastı mı? Hayır, burada bazen krizler oluyor. Mesela şu anda mesela bazen elektrikler gidiyor, bazen oksijen seviyesi düşüyor falan. Öyle. Uzay gemisinde falan mıyız? Öyle bir şey demeyiz. Evet. Şu anda bir şeyleri sen oyun şey yapıyorsun değil mi? Oyun evet. Mu oynuyorsun? Ya yani işte görevlerini görevleri yapıyorsun. Yapıyorsun. Evet. Asteroidleri yok ediyorsun galiba. Mesela buradaki görevim bitti. Şimdi buradaki bir tane görevim var. Ha, bir şey yüklüyorsun orada. Evet. Tabletini kafeteryadan. Ha, burada ölen birisini mesela gördüğünde ona hemen report edebiliyorsun. Sonra buradan işte kimin yaptığını konuşuyorsun. Tabii kimse yazmıyor. Şu an yazmıyor. Arkadaşların olsaydı belki yazardı değil mi? Evet. Tamam onu kapatalım. Ha bir şey yazmış. Where demiş. Nerede biz. Demiş. Evet. Şimdi bu çok uzun süre yapmış. Yani kendi oyunu yaparken ne kadar süre böyle bekleyeceğini ya da mesela oy verirken ne kadar bekleyeceği süreyi ayarlayabiliyorsun. Ha, kendi oyunu oluştururken electrical yourself diyor. Bir şeyler burada konuşuyorlar evet. Değil mi? Nerede dedi. Electrical dedi. Gördün mü dedi. Burada şey bu bitince şurada bir tane skip world çıkıyor. Oylamaya atlayabiliyorsun. İşte burada tartışıyorlar herkes. He, siyah mı diyor, işte şu mu diyor, seni öldüreceğim diyor falan filan. Evet. Çok uzun süre atadığı için evet. 37 saniye atıyor. Mesela skip world var burada. Mesela birisine oy verirken böyle işaretler çıkıyor. Bu ne oyu uyuyoruz? Acaba o mudur diye. Değil evet. Mi? Who is the impostor? Aynen. Mesela ben skip world diyeceğim. Çünkü kimin olduğunu bilmiyor kimse. Zaten skip yazıyorlar herkes. Tamam şimdi oylama da bitti. Tekrar oyuna evet. Mı döneceğiz? Evet. Kimse yani şey olmadı atılmadı. Şimdi buradan çünkü görevde yapmak hem bir yandan oyunun böyle biraz daha eğlenceli olmasını sağlıyor. Çünkü sadece ortalıkta dolaşarak çok sıkıcı oluyor. İşte bu görevde yaparak daha eğlenceli oluyor oyun. Peki impostor nasıl buluyorsun? Birini öldürürken falan mı yakalaman lazım? Evet. Ya da başka mesela impostorlar şurada ventler var ya böyle havalandırma. Şeyler, havalandırma kapıları. Bunların içine girip saklanabiliyorlar. İşte o impostorlardan birisi bunun dışından çıkarken görürsen o zaman da hemen anlayabiliyorsun onun impostor olduğunu. Güzelmiş bu. Evet. Hoşuma gitti benim. Ama tabii yakalaman lazım onu tam evet. Çıkarken. Herkes koşturuyor şu anda. Evet. Herkes burada şey yapmaya çalışıyor. Sen de yani o görevleri yapıyorsun şu evet. Anda. Şimdi oyunu anladım ben yani bayağı. Evet. Yani arkadaşların olunca daha ince oluyor. Çünkü yani hem orada daha hızlı konuşabiliyorsun. Böyle chatten yazarken çok fazla zaman kaybediyorsun. Bir de yani klavyeden yavaş yazanlar var. Bir de hele telefondan oynuyorsan daha yavaş oluyor. Hiçbir şey yazamıyorsun. Oyun çöp oluyor. Ama böyle arkadaşların oynayacak güzel. Mesela şurada var. Burada mesela görev var. Onu oraya, onu oraya, onu oraya, onu oraya. Olmadı. Birisi emergency meeting'e bastı. Yine mi oy vereceğiz? Evet. Neden bastılar onu anlamaya çalışıyor herkes. Bir de uzun süre ya. Çok uzun süre evet. Evet. Bu uzun tutmuş saniye. Arkadaş. Şimdi tekrar oylama yaptınız ve siyah dedi değil mi? O zaman ne olacak? Atılıyor gemiden uzaya doğru. Ha, çıktı yani oyundan. Evet. Peki o değilse eğer? İşte impostor. Değilmiş. Değil zaten değil mi? Evet yine aramaya devam edecek. O olsaydı oyun bitiyordu zaten değil aynen. Mi? Gitti zavallım siyahı. Niye attık ya? İşte. Tamam sen diğer görevleri yapıyorsun şu anda. Evet.
Bir tane kalmış. Security Fixed Wiring diyor. Bir tane daha kaldı. O da şurada. Burada şimdi oldu. Bir tane kaldı galiba. Evet. Oldu. Şimdi bu görevler bitti. Şimdi artık impostörü bulmak kaldı bir tek. Evet. Haa, hangisiymiş? Turuncu. Vay çakal. Evet. Ne oluyor sen şimdi oyunun öldün bitti, ne oluyor? Evet, şimdi diğerleri oyunda kalıyor. Sen ama sen böyle hayalet gibi uçabiliyorsun yani. Şimdi bunu birisi görünce report ediyor buna. Ha. Vay vay vay, üçkağıtçı ya, seni evet. Öldürdü ha. Turuncuymuş demek ki. Aslında böyle beklemek çok sıkıcı oluyor. Değil mi, bu saatten sonra hani? Aha, geliyor Allah aşkına. Geliyor bir kişi. Hadi koş koş koş, yukarı, yukarı. Yukarı çık. Göremiyor beni tabii. Tabii seni göremiyor. Yukarı çık. Yukarı çık Jamie. O da hayali. He. Ay. O da ölmüş tamam. Siz ama hayatta birbirinizi görebiliyorsunuz. Evet. O da dolaşıyor. O arkadaş ne yapıyor öyle ya? Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi eğer siz ölürseniz böyle bir şey oluyor yani. Bence biz oyundan çıkalım çünkü buna hiçbir yapacağı yok. Evet. Bir kişi kalmış zaten. Tamam. Sevgili Teknoloji Oku takipçileri, Monster Notebook'un katkılarıyla hazırladığımız oyun canavarı programımızın sonuna geldik. Bu bölümde sizlere Among Us isimli oyunu sevgili kızım Ayşe ile anlatmaya çalıştık. Ben de öğrenmiş oldum gerçekten de. Ben hani anlayamamıştım oyunda Ayşe. Teşekkür ediyorum sana burada. Ayşe gibi bir anlatıcı olunca ben de oyunu anlamış oldum. Ha hala bana garip geliyor bu tarz oyunlar ama meraklısı çok, oynamak isteyen çok. Söylediğim gibi mobilde ücretsiz, bilgisayarda da 10.5 TL gibi. Nispeten uygun bir fiyat bence. 10 liraya verilecek evet. Bir rakam değil değil mi? Evet. Biz verdik, aldık, oynuyoruz. Böyle bir oyun da var. Onu da söylemiş olalım. Ayşe'nin de söylediği gibi Fall Guys oyununa çok benzeyen bir. Biz onu geçtiğimiz aylardaki programımızın bölümlerini de incelemiştik. Among Us da yine böyle enteresan, ilginç, farklı bir oyun olmuş. Oyunla ilgili görüş, yorum, eleştirileriniz varsa ya da anlatmayı unuttuğunuz bir bölüm varsa bu videonun altında bizlerle paylaşabilirsiniz. Aynı zamanda Teknoloji Oku'yu Instagram, Twitter ve Facebook gibi sosyal ağları takip edebilirsiniz. Çok seviniriz. Farklı bir videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Hoşça kalın.